Ne bu valizler? Dur Hanım'ı Aras'ın evine bırakmıştım. Geri dönüp hazırladığı valizleri geri getirmemi istedim. Koy onları yerine. İhsan ne oluyor? Dur Hanım'ın eşyalarını... Hacer, geri götür bu valizleri. Aç yerleştir odaya hemen. Hemen ver şunları bana. Bunu sen al lütfen. Dur Hanım sonrası ne diyeyim? Ne söyleyeceğimi ben bizzat ileteceğim kendisine. Tamamdır efendim. Şuna bak ya. Hafize geceleri kök söktüren çocuk senin kucağında süt dökmüş kediye döndü. Senin garezin bize miydi Can Bey ya? Nasıl durumu? Gitti gidiyor. Uyumak üzere. Yalnız sen pek aldanma. Çünkü gece uyanıp hepimiz ayağa dikebilir. Hazırlıklı ol. Diksin. Hiçbir şey olmaz. Ne oldu? Biz gerekirse sabahlarız oğlumla birlikte. Bu lafını hatırlatırım ama. Aşkım. İyi geceler. Sen canını yatır, ben de yatakları yapayım. Tamam, geliyorum. Geldim. Dur. Yardım edeyim. Ay. Keşke sen uğraşmasaydın. Ben hallederdin. Yok canım. Yapıyorum ben. Sorun yok. Yalnız seni takdir etmem lazım. Bekar bir erkeğe göre gayet tertipli ve düzenlisin. İpek varken daha iyiydi tabii de. İşte. Bu arada sen nerede yatmayı düşünüyorsun? Burası benim diyorsun yani. Yatak tek kişilik. Misafirini de koltukta yatırmayı düşünmüyorsun herhalde. Ha. Yok ya, hiç olur mu öyle şey? Ben de oğlumla birlikte sabahlarım artık, ne yapayım? Hmm. Yani aynı odada yatacağımızı düşünmedin herhalde. Nasıl ya? Henüz evlilik teklifi bile etmedin, hatırlatırım. O zaman şu an hemen edebilirim. Hayır, yani böyle nevresimlerin arasında pek romantik değil, kusura bakma. Şu an bir hayalimi yaşıyorum, biliyor musun? Ne yani? Hayalin birlikte nevresimi değiştirmek mi? Hayır tabii ki de. Seninle ve oğlumla aynı çatı altında uyumaktı. Rüyada gibiyim şu anda. Ne yapıyorsun? Ne zaman bir araya gelsek kıyamet kopuyor, biliyorsun değil mi? Seninle aynı çatı altında olduktan sonra dünya yıkılsa umurumda değil. Ay tüküreyim böyle işin içine. Altın günü yapıyorlar sanki. Evde zaten bir karıyla çocuk var. Bir de anneannemiz geldi, tam oldu. Sorma. Neyse, yaşayacak bir gecesi daha varmış Aras Bey'imizin. Şurada Selçuk abi var. Git kahvaltıya bir şeyler al gel. Feryan Hanım. Can nerede? İçeride. Uyuyor. Görmek ister misiniz? Gerek yok. Niye ayakta duruyorsun? Otursana. Eşyalar ısırmaz, merak etme. Fazla kalmayacağım zaten. Hadi al oğlunu da gidelim. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Konuşmuştuk bunu, hatırlarsan. Sen önce istersen bir Aras'a yaptığın şeyin nedenini anlat. Hı? Anlatacak bir şeyim yok. Kimseye hesap vermek zorunda da değilim. Feryan Hanım, ben hesap sormuyorum. Yanlış anlamayın.
Ama anlaşmıştık biz. Ben ne istiyorsanız yaptım. Niye yaptınız bunu? Niye böyle bir oyun oynadınız? Seni sevmiyorum çünkü. Sevmemi beklemiyorsun herhalde, değil mi? Can'ın oğlun olduğunu ben söylemeden hissetmiştin zaten. Onu görmek için geldin eve. Peşini bırakmayacaktım doğal olarak durumun da. Buna izin veremezdim. Çünkü birlikte olmanızı istemiyorum asla. Sizin bir geleceğiniz yok. Kızımı gömerek sen o geleceğini yok ettin. Eğer Duru'yu da oğlunu da seviyorsan bu batağa sürüklemezsin. Çek git buradan. Çünkü gitmezsen Ahmet gereğini yapacak. Duru, hadi kalk gidelim buradan. Hadi bak oğlunu da kendini de saçma sapan bir maceraya sürükleme. Ya Ferda'yla suç ortağı oldu bu adam. Huyu belli. Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur böylesi. Hadi kalk, hadi al oğlunu da gidelim. Gelmiyorum. Ayrıca olayların buraya gelmesinde senin de payın var, farkındasın değil mi? Ya anla artık ya. Aras benim oğlumun babası. Ayrıca çocuğunu seviyor. Senin gibi terk etmiyor. Sahipleniyor onu. Etmez tabii. Çünkü Can'ın sayesinde kocaman bir servete ortak olacağını da biliyor. Perihan Hanım, bakın tüm aşağılamalarınıza, suçlamalarınıza tamam ama ileri gitmeyin artık. Benim sizin servetinizde, paranızda, pulunuzda gözüm yok. Ben sadece oğlumla, ailemle aynı çatı altında yaşamak istiyorum. O kadar. Tamam peki. Nurul, bu sana son uyarım. Eğer benimle gelmezsen bankadaki bütün hesaplarına bloke koyarım. Tek bir kuruş bile alamazsın. Mirasımdan da men ederim seni. Böyle bir şey yapamazsın. Sen öyle san. Uyarmıştım seni. Sana rağmen senin iyiliğin için mücadele edeceğim demiştim. Yaparım. Hadi böyle. Etrafı kolaçan edin. Sessiz ol. Güyüm, sen arkadan dolaş. O bankadaki para miras falan değil, tamam mı? Benim param. Ben o para için çalıştım, ter akıttım, ürün tasarladım, zaman harcadım. Her kuruşunu hak ettim ben o paranın. Bu böyle senin kafana göre bloke koyabileceğin bir bayram harçlığı değil, tamam mı? Ayrıca şirketteki hisseler de bana annemden kaldı. Onlara da dokunamazsın. Hatırlarsan şirket sadece senin değil. Rahmetli dedemindi de aynı zamanda. Haddini bil. Bunları burada tartışmayalım. Hadi. Hadi gidelim buradan Duru. Yoksa burada bir lokma ekmeğe muhtaç yaşarsınız. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ben seni kimseye de muhtaç etmem bunu. Tamam, merak etme. Affedersin de nasıl yapacaksın bunu? Ha? Nasıl bakacaksın ailene, garsonluk yaparak mı? Alın teriyle kazandıktan sonra neden olmasın? Ya sen ne zannediyorsun? Senin kazandığın para neye yetecek? Ha? Duru'nun alıştığı bir hayat standardı var. Bir de çocuğunuz var. Kolay mı? Hangi alın terinden bahsediyorsun sen? Ha, ama tabii sen zorda kalırsan girersin bir mafyanın yanına, orada dökersin alın terini. Değil mi? Yapmadığın şey değil sonuçta. Bakın, ben o adamın yanından ayrılmıştım. Can! Tamam oğlum. Geldim oğlum, tamam. Geldim. Ver bana. İyi misin? İyi mi? Tamam, sakin ol, bir şey yok. Aşkım. İyi değil mi? Dikkat edin ayağınıza, dikkat edin. Ne yazıyor? Ahmet Karadağ'ın hepinize selamı var. Ne demek şimdi bu? Al işte. Rüzgara karşı tükürmenin bedeli bu. Ya ne oluyor, bana da söyleyecek. Tamam oğlum. Tamam oğlum. Tamam. 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 Tamam.
geliyor. Bekleyin, bekleyin burada, bekleyin. Çocuk iyi mi? Tamam çocuk, tamam. Tamam geçecek, tamam çıkacağız şimdi.